Arkadaşlar merhaba. Bugün çok çakal, çok lezzetli ve süper bir tatlı yapacağız. Kanalın en çok ilgi gören yemekleri hem çakal hem de tatlılar. Örneğin iki malzemeli kek. Bence bu da onlar kadar çakal ve bu da onlar kadar bittiğinde tatmin eden bir tatlı olduğu için bence bu da çok sevilen bir tarif olabilir gibi geliyor. Malzemeler çok basit. Tost ekmeği, beyaz, çirkin tost ekmeği, Nutella, şokella, banana, ne isterseniz olur yani. Chiconella, şokomigo. Şokomigo vardı lan eskiden. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Liseliler bilmez de. Uf, hepimizin hayaliydi ya. Böyle o zamanlar bu fondüler mondüler yok. Sagra diye böyle çikolata satan mağazalar vardı her şehirde. Çikolata ezmesini musluktan akıtıyorlardı. Biz de çocuk olduğumuz için böyle bakardık. Bunun altına ağzını dayasan ne olur falan diye. Bilenler yorumlara gelsin lütfen. Yaşlıları görelim. Sonra tabii çikolata şelaleleri, onun şovu, bunun şovu, yok çikolata tokatlayanlar, yok et tokatlayanlar bilmem ne derken ne işin bir zevki kaldı ne bir şey. Her şeyin suyunu çıkarıyorsunuz. Eskiden öyle miydi ama? Ah o eski çikolata şelaleleri ah. Şimdi çok çakal bir şey yapacağız. Bunu bugün tatlı için kullanacağız ama biz bu çakallığı başka tuzlu şeyler için de yapacağız. Tost ekmeğini alıyoruz. Köşelerini şöyle kesiyoruz. Kanepeci tayfa kanepe yapacağım sanıyor. Kanepe bayramda ve yılbaşında yapılır. Aksi halde kanepe yapılmaz. Şimdi merdane ile bunu açıyorum. İnceltiyorum. Tabii bir yandan da büyüyor. Böyle bayağı ince bir hale geldi. Bu işte tam bir çakallık. Yani böyle hazır bir ürünü istediğimiz şekle getirdik şu an. Mesela yabancılar biliyorsunuz kahvaltılarda çok fazla tatlı tüketiyorlar. Bizim kültürümüzde tatlı böyle direkt tatlı olarak tüketiliyor. Yani örneğin güzel bir kahvaltıda da yapabilirsiniz. Ya da atıyorum akşamüstü çayın yanında falan direkt tatlı gibi de yapabilirsiniz. Size kalmış. Krep yap, işte reçel dök, o bu diyene kadar. Bu daha pratik, daha lezzetli bir seçenek olarak aklınızda olabilir. Nasıl açsam acaba? Parmakla vuuu mu yapsam? Bıçakla ince ince mi kessem? Yoksa kaşıkla tıpıs mı yapsam? Böyle kürdan mı fırlatsam? Ah. Bu tatlının bir güzelliği de şu ki bunu istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin ben şimdi içine evde bulunan meyvelerden de koyacağım birkaçını. Birkaçını sade yapacağım. Çilek çok yakışıyor, muz yakışıyor. Koyduğunuz meyveleri koyarken şimdi kıvıracağımız için zorluk yaratacak şekilde koymamaya dikkat edin. İçine koyduğunuz çikolata miktarını da çok abartmayın. Yoksa taşıyor. Böyle güzel gayet. Gel beri yar gel beri. Ne kadar güzel blueberry. Benim pastam lezzetli. Sen de seviyorsun de mi? Gel beri yar gel beri. Canım benim blueberry. Eğer siz de içinizden istemsizce blueberry şarkıma eşlik ettiyseniz internetin en eski hallerine şahit olmuşsunuzdur demek. Eşlik ederkenki sözleri bizimle paylaşmazsanız çok sevinirim. Lütfen paylaşmayın. Size kalsın. Emirciğim ben onu olur sürer yerim dediğinizi duyar gibiyim. Öyle diyorsanız zaten sürün yiyin. Kaşıklayın yiyin o zaman. Yani biz burada güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bunu daha böyle yemekleştireceğiz. Daha özelleştireceğiz. Burada toz şeker var. Tarçın da ekliyorum biraz. Çok da baskın olmayacak şekilde. Şimdi yumurtanın içine azıcık da süt koyacağım. Şu kadar. Burada sıvı yağ var. Daha böyle ağır baklavamsı bir şey olsun istiyorsanız tereyağı da yapabilirsiniz. Tekrar bir şöyle kontrol ediyorum. Böyle açma yapıyorsa mektup yapıştırır gibi şuraya bir miktar daha çikolata sürüp ağzını yapıştırabilirsiniz. Yumurtaya da bulayınca zaten yumurtanın likiditesi sayesinde daha böyle sağlamlaşıyor ve açılmaz bir hale geliyor. Emirciğim, bunun aynısını yufkayla da yapabilirdik. Neden yufkayla yapmadın?
dediğinizi duyar gibiyim. Bununla yapmamızın sebebi puf puf, yumuşacık, pasta gibi olması. Biliyorsunuz ki kanalın ilk aylarında sizden gelenler bölümü yapıyordum. Bu müthiş bir şey. O kadar çok sizden gelenler var ki Instagram'a yapıp yolladığınız. Ne yazık ki o bölümlerin artık altından kalkamıyorum. Çünkü o fotoğrafları bile tek tek koymak çok büyük zaman alıyor. Ama Instagram'dan yolladığınız bütün yemekleri ya da işte atıyorum yazdığınız mesajların tamamını görüyorum ben. Okuyorum zaten, cevap da veriyorum. Lütfen yollayın. Çok mutlu ediyor beni. Bazen benim aklıma gelmemiş bir şey oluyor. Ben de öylelikle kendimi geliştirebiliyorum. Dört tarafını da pişirmeye dikkat edin. Bunlar güzelce pişti. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Buradaki şeker ve tarçınımıza şöyle hafifçe buluyoruz. Wow. Aşırı çok bastırmıyorum. Çok çok şekerli olmasın diye. Kendi üstünde kalanlar yeterli. Kahvesiz gitmez bu. La li li lay lay lay. Çok güzel görünmüyor mu? Tabi bunu istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. İsteyen krem şanti koyar, isteyen üstüne bir de çikolatalı sos yapar. İsteyen gelir bunu ham yapar, isteyen tatlı sevmiyorsa yemez. Kendim mesela salebi falan tarçınlı içmem. Çok tarçın hastası biri değilimdir. Ama buna çok yakışıyor. Azıcık koydum zaten. Hiç baskın olmayacak şekilde. Bence siz de tarçınlı yapın. Hakikaten çok güzel. İçinde yumurta olduğu için aklınıza yumurta kokusu gibi bir şey gelmesin. Öyle bir şey yok. Şu an akşamüstü kahvemin yanında yiyorum. Süper yani, hiç öyle kahvaltılık bir şey hissi vermiyor. Marshmallow tatlısında da herkes şey demişti. Yapana kadar bu kadar güzel olacağına inanmıyorduk demiştiniz. Kendim de aynısını söylemiştim zaten bölümde. Bu da öyle. Çıkan sonuç harika. Yanına meyve koyabilirsiniz. Laf olsun diye, içerik olsun diye öyle haftada 3 içerik var mı bizde? Yok, haftada 1 tık. Neden? Çünkü gerçekten değecek bir şey olursa. Değecek bir şey olmadığı sürece yapmamayı tercih ederim. Oh, 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 o